Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Sizler için Türkçe sınavında çıkabilecek tarzda örnek sorular hazırladım. Eğer hazırsanız hemen çözmeye başlayalım. Evet, bu bölümde ne yapıyoruz? Altı çizili sözcükleri isim, fiilimsi ya da fiil olarak sınıflandırıyoruz. Birincisine baktık. Sınavlar bittikten sonra tatile gideceğiz. Hatırlayalım. Fiiller iş, oluş, hareket bildiriyordu. Aynı zamanda kip eklerini de alabiliyorlardı. Bakın, gelecek zamana göre çekimlenmiş Doğrudan buna rahatlıkla fiil diyebiliriz arkadaşlar. İkiye baktık. Onunla konuşurken eski günleri hatırladım. Eğer fiilimsi bulmak istiyorsanız öncelikle fiili belirleyin. Bakın hatırladım fiil değil mi arkadaşlar? Konuşurken bir fiilimsi midir? Hemen köküne bakıyoruz. Kökün olmalı, fiil olmalı. Yani fiil köklü bir sözcüğe ihtiyacımız var. Konuşurken kökü konuşmak. O zaman konuşurken zaman bildirdiği için buna zar fiil diyebilirim. Ne yazıyorum? fiilimsi yazıyorum. Diğerine bakalım. Biraz kitap okumak bana iyi gelecek. Mak, mek, eki. Kime aitti? Tabii ki isim fiile aitti. Ama önce köküne baktık. Okumak. Gördüğünüz gibi mak, mek alabiliyor. Problem yok. Yine rahatlıkla fiilimsi diyebiliriz. Silecek bozuk olduğu için yola çıkamadık. Çıkamadık fiil tamamdır. Silecek köküne baktık arkadaşlar. Kökü silmek tamam. Kökü de fiil. Peki silecek doğrudan bir fiilimsi olarak belirlenebilir mi? Değerli öğrenciler bildiğiniz gibi bazı fiilimsiler zamanla kalıplaşıyordu ve adlaşıyordu. Yani kalıcı isim haline geliyordu. Bakın burada silecek bir fiilimsi değildir. Çünkü buradaki silecek bir araçtaki silme işlemini yapan alet değil mi? O zaman ne diyoruz buna? Kalıplaşmış diyoruz. Yani kalıcı isim haline gelmiş diyoruz. Fiilimsi demiyoruz. isim diyoruz. Aynı mantık. Kazma ve kürek işimizi görür. Hocam mame eki. Evet o zaman acaba bu isim fiil mi? Arkadaşlar her gördüğümüz mame ekine isim fiil diyemeyiz zaten. Orada bir olumsuzluk eki de olabilir. Fakat buradaki durum çok başka. Kazma ne olmuş burada? Zamanla kalıplaşmış ve kalıcı isim haline gelmiş. Bir aletin adı bu yüzden fiilimsi diyemezsiniz. Rahatlıkla isim diyebiliriz. Geçmiş günler hatıralarla dolu. Bakın mış mişeki. Buradaki geçmiş günler hangi günler geçmiş günler sıfat tamlaması olduğunu gördünüz. Aynı zamanda anası mezar dikecekmiş oradaki mışmış mış ekinde hatırlıyorsunuz. Bunun sıfat fiil olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman fiilimsi diyorum ve diğer kısma geçiyorum arkadaşlar. Bu kısımda ne yapacağız? Altı çizili olan fiilimsilerin çeşidini belirleyeceğiz. Hemen hatırlayalım. İsim fiilin eklerini mayışmak şeklinde kodlamıştık. Anası mezar dikecekmiş şeklinde sıfat fiilin belirtmiştik zarf fiilin eklerini uzun uzun ezberlemeye gerek yok demiştik. Çünkü zaten sözcüğün kökü fiil olacaktı. Aynı zamanda fiile sorduğumuz ne zaman veya nasıl sorularının cevabını almamız gerekiyordu. Birincisine bakalım. Film izlerken bir şeyler yemeyi çok severim. Bakın izlemek kökü nedir arkadaşlar? Kökü fiildir. Zaman bildiriyor mu? Evet bildiriyor. Ne zaman severim? İzlerken. Zaman bildirdiğine göre doğrudan zarf fiil diyebilirsiniz ve diğerine geçebilirsiniz futbol oynayışı ile babasını hatırlatıyor. Kökümüz oynamak. Iş iş eki. Bakın rahatlıkla isim fiil olduğunu görüyoruz. İsim fiil dedik. Yardım istemedikleri yer kalmamış. Sevgili gençler unutmuyorsunuz. Fiilimsiler olumsuzluk eki alabilirler. Sakın aklınızdan çıkarmayın almış olduğu filmseki eki dık dik. Nedir bu sıfat fiil? Ekidir. Aynı zamanda sıfat fiilin bir sıfat tamlaması için yer alabileceğini de aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Eke de bakarak doğrudan sıfat fiil olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Sıfat fiil diyorum. Yüzüne bakınca ne kadar masum olduğunu anlarsın. Hemen ne yapıyorum? Köküne bakıyorum. Bakmak. Kökü fiil. Tamamdır. Bakınca zaman bildiriyor. Ne zaman anlarsın? Bakınca. Zaman bildirdiği için arkadaşlar ne zaman sorusunun cevabını alabildiğime göre ne diyorum? Zar fiil diyorum. Kuruyan yapraklar beni hüzünlendirir. Hangi yapraklar? Kuruyan yapraklar. Sıfat tamlaması oldu. Buradan jeton düştü zaten. Eğer bunu anlamadıysak zaten an en eki bakın burada bize el sallıyor. Sıfat fiil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki kökümüz ne olacak yine? Kökümüz fiil olacak. Kurumak değil mi arkadaşlar? O zaman burada ne diyorum? Sıfat fiil diyorum balık tutmak kolay iş değildir. Mak, mek, -e aynı şekilde isim fiil olduğunu bize gösterecektir. İsim fiil diyoruz. Devam edelim. Bu kısımda arkadaşlar söz sanatlarını uygun şekilde eşleştireceğiz. Dikkatli oluyoruz. Üfleseler uçacak gibisin. Yani o kadar zayıflamışsın ki bir üflesem havalanacaksın diyor. Doğrudan abartma olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. O zaman başına D yazıyoruz. Yüce dağlar bulutlarla bakışır. Şimdi arkadaşlar insan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler aktarıldığında bu ne oluyordu? Kişileştirme oluyordu. Yüce dağlar bulutlarla bakışıyor. Bakışmak insana ait bir özellik. Dolayısıyla bu ne olacak? Kişileştirme olacaktır. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Bakın, varlık ve darlık tezatlık oluşturulmuş, değil mi? Bir zıtlık var. O zaman buradaki söz sanatı karşıtlık olacak. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Karşıtlıkta İki tane zıt kavram arkadaşlar. iki tane zıt sözcüklerden biri gerçek anlamında, diğeri mecaz anlamında genellikle kullanılmış olur. Buradaki varlık gerçek anlam fakat darlık arkadaşlar dar olmakla bir alakası yok değil mi? Bir sıkıntıdan bahsediyor. Bu da yine ekstra bilgi olarak aklınızda bulunsun. Cennet gibi güzel vatanım. Rahat bir şekilde benzetme olduğunu görüyoruz zaten. Vatanımız neye benzetilmiş? Cennete benzetilmiş. A diyorum. Burada arkadaşlar ne yok? Konuşturma yok. Açıkta kaldı. Konuşturma neydi? İnsan dışındaki bir varlığın konuşturulmasıydı. İnsan gibi arkadaşlar söz söyletilmesiydi. Örneği mevcut değildir. Sıradaki bölümümüze geldik. Cümlelerimizi ne yapıyoruz? Sebep sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç olarak sınıflandırıyoruz. Sizlere arkadaşlar küçük bir tavsiye. Sebep sonuçla amaç sonucu karıştırmak istemiyorsanız öncelikle amaç sonuç mu değil mi? Bunu kontrol etmiş olun. Rahatlıkla sonuca ulaşacaksınız. Bakın şimdi. Köpeği beslemek için bahçeye çıktı. Eğer şöyle bir mantık yürütürseniz yanlış yapma ihtimaliniz ortaya çıkabilir. Neden bahçeye çıktı? Köpeği beslemek için. Aa, o zaman bu sebep sonuç diyebilirsiniz ama yanlış olur. Çünkü arkadaşlar bu bir sebep değil. Bu bir amaç. Hangi amaçla bahçeye çıktı? köpeği besleme amacıyla. O zaman ne diyeceğiz? Bu bir amaç sonuç cümlesidir diyeceğiz. Ne yapıyormuşuz? Öncelikle acaba amaç sonuç mu değil mi? Buna bakıyormuşuz. Kafamız rahat ediyormuş. Evet, gerçekten inanırsan başarabilirsin. Koşul inanmak. Zaten SAS2 bize el sallıyor arkadaşlar. Koşul sonuç diyebiliriz. Toprak kuraklıktan parça parça olmuş. Amaç var mı? Yok. Neden parça parça olmuş? Kuraklıktan. Bakın bu bir sebep. O zaman Sebep sonuç cümlesi diyoruz. Yüksek puan almak için çok çabaladı. Amacı nedir? Yüksek puan almaktır. Demek ki amaç sonuç cümlesi olacaktır. Sınava giremedi. Çünkü uyuya kalmış. Dikkat. Burada bir amaç var mı? Yok. Yani sınava girmemek için uyuya kalmak gibi bir amaç olamaz. Absürt bir şey bu. Amacı arkadaşlar yoksa burada ne vardır? Sebebi vardır. Yani hangi sebeple sınava giremedi? Uyuya kaldığı için. Burada sebep ortaya konulmuş, sonuç ortaya konulmuş. O yüzden ne diyoruz? Sebep sonuç cümlesi diyoruz ve devam ediyoruz. Geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir ifade değildir? Yani içinde yorum bulunmayacak, kişiye özel bir durum söz konusu olmayacak. A'ya bakalım. Saygılı olmak insan olmanın gereğidir. Bu bir yorum. Dolayısıyla arkadaşlar öznel bir ifade. Son kitabı ile sevenlerini şaşırtmış olmalı. Evet, doğrudan bir yorum olduğunu görüyorsunuz. Öznel bir ifade. Yani sevenleri tek tek tutup "Şaşırdı mı birader?" diye soracak halimiz yok. Doğrudan bir yorum var. Kişiye özel bir ifade arkadaşlar. C'ye bakalım. Dergimizin ilk sayısı haftaya çıkıyor. Kanıtlanabilir bir durum. İçerisinde yorum var mı? Yok. Dolayısıyla ilk sayı gerçekten de haftaya çıkacaktır. Kontrol edilebilmesi mümkündür. İçinde yorum olmadığı için nesnel ifade diyebiliriz. Doğruluk en büyük erdemdir. Başkasına göre arkadaşlar doğru olmak erdem olarak görülmüyor olabilir. Yani yalan söylemeyi erdem olarak gören insanlar da olabilir. Öznel bir ifade içinde yorum var. C diyoruz ve soru 2'ye geçiyoruz. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Güzel bir soru. Dikkat ediyorsunuz. Değer verip baş tacı ettiğim bir yazar gözlem ile deneyimin aynı şey olduğunu savunuyor. Üstüne üstlük deliller getirmeye çalışıyor bu konuda. Şimdiye dek büyük yazar diye bildiğim bir kişi bilmiyor ki gözlem farklı, deneyim farklı. Gözlem herhangi bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirme eylemidir. Deneyimle karıştırmamak gerekir. Kimya ve fizik bilgileri deneyimle, astronomi bilgileri ise gözlemle elde edilir. Şu durumda deneyimle gözlem ayrı ayrı şeylerdir. Açık bir şekilde tartışmacı anlatım kullanıldığı arkadaşlar gözler önünde. Neden? Hatırlayalım tartışmacı anlatımda iki tane fikir karşı karşıya getiriliyordu ve kanıtlama çabası söz konusuydu. Doğrudan tartışmacı anlatım diyebiliriz. Geldik soru 3'e. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sarma sözcüğü isim fiil olarak kullanılmıştır? Biraz önce buna benzer sorular çözmüştük. Dikkatli oluyorsunuz. Her mame eki isim fiil eki olmayabilir arkadaşlar. Baktık. Büyük annemin yaptığı sarmanın eşi benzeri yoktur. Bu örnekte mame ekine bakıp isim fiil derseniz yanlış yapmış olursunuz. Bu bir isim fiil değil. Bu arkadaşlar kalıplaşmış bir at yani kalıcı isim haline gelmiş değil mi? Sarma nedir burada arkadaşlar? Kalıcı isimdir. Dolayısıyla isim fiil diyemeyiz. Bu aşamadan sonra artık daha fazla ip sarma. Bakın buradaki mame eki de yine isim fiil eki değil. Bu olumsuzluk eki. Buradaki sarma arkadaşlar cümlemizin fiili dolayısıyla yine isim fiil değildir. Mobilyaları sarma işini bana bırakın. Bırakın fiil. Sarma işte arkadaşlar buradaki sarma ne olacaktır? İsim fiil olacaktır. Kökümüz sarmak zaten makmak eki alabiliyor. Gelen ek de isim fiil eki. Dolayısıyla isim fiil oldu. Cevabımız yalnız 3 yani A seçeneği. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır. Bakalım tek tek. Eve gidince sıcak bir kahve içelim. İçelim fiil. Bunu bulduk. Daha sonra ne yapıyoruz? Kökü fiil olan bir sözcük var mı? Buna bakıyoruz. Gidince gitmek. Bakın makmek eki aldı. Zaman bildiriyor. Demek ki bu bir nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. B'ye baktık. Toplantıya girişiyle hava birden değişti. Değişti. Nedir arkadaşlar? Yüklemimizdir değil mi? Fiilimizdir. Dili geçmiş zaman kipeki aldığını görüyorsunuz zaten. Fiilimsiler zaman ekleri alamıyorlardı. Unutmayın. Bunu bulduktan sonra ne yapıyoruz? Fiilimsi var mı diye bakıyoruz. Yani kökü fiil olan bir sözcük arıyoruz. Bakın girmek kökümüz fiil tamam. Almış olduğu ek ış iş. Nedir bu? İsim fiil ekidir. Bu da aynı şekilde isim fiildir diyebiliriz. Dönülmez akşamın ufkundayız. Buradaki arkadaşlar dönülmez akşam. Hangi akşam? Dönülmez akşam. Sıfat tamlamasını gördünüz. Mazmez eki, anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil eki. Dolayısıyla bu da yine sıfat fiildir diyebiliriz. O halde A'da, B'de ve C'de fiilimsi örnekleri bulduk. Dün akşam eve geç vakitte gelmiş. Gelmiş fiil zaten. Bunun dışında arkadaşlar kökü fiil olan ve isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerinden birini alan sözcük örneği bulamıyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 5'e geldik. Hangisinde D'nin yazımında hata yapılmamıştır? Dikkatli olun. Yani bize diyor ki doğru yazılmıştır. A'ya baktık. Gel de şimdi bu yaptığına sinirlenme. Sevgili öğrenciler, bunu rahatlıkla çözmenin bir yolu var. Çok kolay bir yol. D'yi kapatıyorsunuz. D'yi çıkardığınızda eğer cümlede aşırı bir mantıksızlık oluşmuyorsa bu D'nin ayrı yazılacağı anlamına gelir. Fakat D'yi kapattığınızda cümlenin tipi kayıyorsa arkadaşlar yani mantık hatası oluşuyorsa diyeceksiniz ki ha buradaki d'nin bitişik yazılması gerekiyormuş. Bir kere a seçeneğinde gel de buradaki d'nin bağlaç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu nasıl yazılacaktır? Gel de şeklinde yazılacaktır. Burada hata yapılmış arkadaşlar. İsterseniz biraz önceki mantığı kullanalım. Bakın d'yi görmeyin. Gel şimdi bu yaptığına sinirlenme. Bir mantıksızlık oluşmadı. Yani buradaki d'nin ayrı yazılması gerektiğini ne yapmış olduk? Rahatlıkla kavramış olduk. Okulda bir süre görüşme fırsatı yakaladık. Dai kapat. Okul bir süre görüşme fırsatı yakaladık. Bakın, şaftı kaydı cümlenin. O zaman diyoruz ki, ha mantıksızlık oluştuysa buradaki D'nin ne olması lazım? Bitişik yazılması lazım. Yani okul da şeklinde yazılması lazım. Yine burada hata yapılmış. Biz ne arıyoruz? Hata yapılmamış olan cümleyi arıyoruz. Geldiğinde yanında kardeşi de vardı. Evet bu bir bağlaç ayrı yazılır. Buradaki cevabımız C olacaktır. İsterseniz görün geldiğinde yanında kardeşi bunu kapat vardı. Bakın mantıksızlık olmadı. Anlam mantıklı hala dolayısıyla ayrı yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. İsterseniz D'ye de bakalım. Mağazadan ayakkabı da almaya karar verdiler. Normalde buradaki dağının ne olması lazım? Ayrı yazılması lazım. Çünkü mağazadan ayakkabı almaya karar verdiler. Mantıksız bir cümle değil. Mantıksız olmuyorsa ayrı yazılması gerektiğini biraz önce söyledik. Nasıl yazılması lazım bunun? Ayak kabı da şeklinde yazılması lazım. Gördüğünüz gibi A, B ve D'de arkadaşlar hata yapılmış fakat C'de hata yapılmamış. Bu yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz ve soru 6'ya geçiyoruz. Noktalama işaretlerini beraberce bulacağız. Güzel bir örnek sınavda çıkabilir. Dikkatli oluyorsunuz. Dostluğun 3 temel kuralı vardır. Şimdi bunları sıralayacak. O yüzden ne yapıyorum? 2 nokta koyuyorum. Fedakarlık, virgül, doğruluk ve sevgi. Değerli arkadaşlar buradaki örnekler devam ediyor olsaydı ne yapacaktık? 3 nokta koyacaktık değil mi? Fakat üç temel kural var dedi. 1, 2, 3. Üç. 3'ünü saydı. O zaman vereceği örnekler bitti. Bu yüzden 3 nokta koyamayız. Ne yapıyoruz? Sonuna nokta koyuyoruz. 2 nokta, virgül ve nokta. Bu yüzden cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Sakın yanlışlıkla C seçeneğine doğru kaymayın arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Soru 7. Kafa sözcüğü ile ilgili aşağıdaki deyimlerden hangisi bir iş üzerinde yorucu bir şekilde düşünmek anlamında kullanılmıştır? A'ya baktığımızda kafa şişirmek nedir bu? Çok konuşarak birini rahatsız etmektir. Dolayısıyla A olmayacaktır. Kafa patlatmak evet doğru cevabımız kafa patlatmak olacak. Mesela dersiniz ki bu iş üzerinde çok kafa patlattım yani uzun uzun yorucu bir şekilde düşündüm anlamında kullanmış olursunuz. Kafa tutmak, diklenmek gibi, kafası bozulmak ise arkadaşlar sinirlenmek gibi anlamlarda kullanılabilir. Bu yüzden C ve D de elenecektir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır? Bakalım. Başarının anahtarı düzenli çalışmaktır. Anahtar normalde bildiğiniz demirden yapılmış değil mi arkadaşlar bir araç. Dolayısıyla buradaki anlamı doğrudan mecaz anlamdır. Yani başarıya giden yol gibi düşünülebilir bu. Bu yüzden mecaz anlamda kullanılmıştır diyorum. Biz kullanılmayan örneği arıyoruz. Kuru vaatlerinle artık onu inandıramazsın. Yani boş vaatlerinle. Kuru normalde yaşın zıttı. Burada ne yapılmış? Mecaz anlamda kullanılmış gerçek anlamında değil. Koyu bir muhabbete daldık. Yani açığın zıttı gibi düşünün. Fakat burada yine mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. Yani derin bir muhabbet, sıcak bir muhabbet, sıkı bir muhabbet gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanılmıştır. Ağırlığa dayanamayan halat aniden koptu. Kopmak gerçek anlam, yani mecaz anlamda kullanılmamış. De diyorum ve soru 9'a geçiyorum. Sınavda cümlenin ögelerinden çıkacak öğrencilerimiz için iki tane soru çözeceğiz ve olayı iyi bir şekilde anlamanızı sağlayacağız. Çünkü arkadaşlar sınav tarihleri oldukça karmaşık. Bazılarında çıkacak, bazılarında çıkmayacak. Bu yüzden son kısmı aldım bu soruları. Şimdi şöyle bir mantık yürütüyorduk. Ögeleri bulurken her zaman yön sistemini kullanıyorduk. Yani öncelikle yüklem, ardından özne, sonra nesne, ardından da tamlayıcıları bulmamız gerekiyordu. Her zaman soruları yükleme soracaktık mantığımız bu şekilde işleyecekti. Birincisiyle başlayalım. Siyah kazaklı adam dikkatlice kitaba bakıyordu. Ne yapacağım? İlk olarak yüklemi bulacağım. Bakıyordu yüklem. Almış olduğu kipekleriyle çekimlenmesiyle zaten bize yüklem olduğunu gösteriyor değil mi arkadaşlar? Ardından ne yapıyoruz? Özneye geçiyoruz. Ne yapacağım? Soruyu yükleme soracağım. Kim bakıyordu? Adam diyemezsin. Çünkü siyah kazaklı adam bir tamlama. Tamlamayı parçalayamazsınız. Siyah kazaklı adamı bütünsel olarak alacaksınız. Öznemiz siyah kazaklı adam olacak. Devam edelim. Acaba nesne var mı? Ne bakıyordu? Cevap yok. Neyi bakıyordu? Bakın yine cevap yok. Neye bakıyordu dediğimizde cevabımız kitaba. Ne'ye sorusunun cevabı, neye nereye sorusunun cevabı yer tamlayıcısıdır. Yer tamlayıcımızda bulmuş olduk. Nasıl bakıyordu? Dikkatlice bakıyordu. Nasıl sorusunun cevabı bize zarf tamlayıcısını verecektir. Bu da zarf tamlayıcısı olacaktır. Dikkatli oluyorsunuz. Her zaman soruları yükleme sormak zorundayız. Çok tehlikeli, sınavda artı puan kazandıracak bir örnek. Buraya odaklanın. Bilgisayarımdaki eski resimlere bakmayı severim. Değerli arkadaşlar, eğer örnekte fiilimsi varsa ögelerini ayırırken dikkatli olun. Bakın şimdi. Severim yüklem. Bunda problem yok. Kim sever? Ben. Değil mi arkadaşlar? Ben. Burada gizli özne. Bunu da bulduk. Ardından çarşı birazcık karışıyor. Bakın şimdi. Bundan sonra bazı öğrenciler nereye, resimlere, neredeki, bilgisayarındaki gibi yanlış sorularla yanlış cevaplara doğru sürüklenebilirler. Siz uyanık olacaksınız. Burada arkadaşlar fiilimsi var değil mi? Fiilimsi varsa nesne upuzun olabilir. Bakın şimdi. Bakmayı. Kökümüz bakmak. ...makmeç alıyor. Dolayısıyla... ...arkadaşlar mame eti ...bunu isim fiil yapar. Bunu gördük. O zaman diyeceğiz ki... ...acaba burada nesne var mı? Hemen soruyu yükleme soruyorum. Neyi severim? Bakmayı değil arkadaşlar. Çünkü... ...resimlere bakmayı, eski resimlere bakmayı... ...hatta bilgisayarındaki... ...eski resimlere bakmayı. Bakın bu bir tamlama oluşturdu. O zaman bunu parçalayamazsınız. Bütünsel olarak alırsınız. Ve neyi sorusunun cevabını verdiği için belirtili nesne dersiniz. Çok güzel bir soru. Umarım kapmışsınızdır. Son örneğimize baktık. Burak sabaha karşı heyecanla ofise geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? Burak özne. Nesne var mı? Ne geldi? Neyi geldi? Yok. Ardından arkadaşlar, tamlayıcı var mı? Ona bakacağız. Nereye geldi? Ofise. Yer tamlayıcısı. Nasıl geldi? Heyecanla. Nasıl sorusunun cevabı. Dikkatli olun. Yine arkadaşlar zarf tamlayıcısıdır zarf tamlayıcısı diyorum. Ne zaman geldi? Zaman bildiriyor. Sabaha karşı yine zarf tamlayıcısı olacaktır. Güzel bir soruyla final yapalım arkadaşlar. Hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur diye soruyoruz. Güzel bir soru yine. A seçeneğinde iki tane sözcük var. Hemen bunu atlamayacağız değil mi? Bakın haykırdı yüklem. Kim? O gizli özne. Nasıl haykırdı? Sevinçle. Nasıl sorusunun cevabını aldım. Zarf tamlayıcısı diyorum. Gördüğünüz gibi özneden ve yüklemden oluşmuyor. A gitti. Haftaya geleceğim. Geleceğim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman? Haftaya. Zarf tamlayıcısı yine uçtu. Fırından pide aldım. Aldım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne aldım? Pide aldım. Belirtisiz nesne. Nereden? Fırından. Yer tamlayıcısı. Bu da uçtu. Bu uzun bir cümle ama arkadaşlar sadece Özneden ve yüklemler oluşacak. Bakın şimdi. Öğrencisiydi. Tek başına bir yüklem değil. Çünkü tamlamaları parçalayamıyoruz. Sınıfın en iyi resim çizen öğrencisi bir tamlama olduğu için komple yüklem olacaktır. Kim? Pelin. Bu da arkadaşlar öznemiz olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte Türkçe sınav öncesinde süper bir çalışma yaptık. Umarım verimli olmuştur ve sınavlardan yüksek puanlar alırsınız. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.